Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Çok değerli izleyicilerimiz, bugün Adım Adım Kur'an Dili kitabımızın 403. sayfasındayız. 100 ve sonrası sayılar konusunu işleyeceğiz hep birlikte. Evet, bu zamana kadar olan sayıları işlemiştik. Mi'e 100 manasında. Fakat ekrana bakınca gördüğümüz gibi değişik bir yazılış tarzı var. Yazıldığı gibi okunmayan bir kelime. Arada fazladan bir elif var. Şimdi yüzden sonra sayılan isimler konusu. Evet, bin de dahil olmak üzere yüzden sonrası, neyse ki artık farklı bir şey yok. Yüz ve sonrası, bin, binden sonrası dahil olmak üzere müfret. Müfret olacak. Ancak hani sayılan şey tekil olacak, muzafın ileh durumunda esre olacak. Tamam? Muzafın ileh durumunda son esre teminli. Bakın, niyetü hatabin. Yani bir tane sayıyı yanındaki kelimeyle söylersek, onu da böyle pilot hani kelime gibi aklımızda tutarsak, diğerler de ona benziyor demektir. Niyetü hatabin. Yani yüz odun. Niyetü semekin. Yüz balık. Ra'eyna Miyete imraetin. Gördük. Yüz kadın gördük. Kimi gördük? Yüz kadın gördük. Bakın sayılan şey daima tekil, esre tenvinli ama miyete diyoruz. Yani mef'ullüğünü kimi gördük? Yüz kadını gördük. Harekesini sayının üzerine, yüzün üzerine koymuş oluyoruz. Mesela harfi cerden sonra geldiğini düşünürsek. Sellemna ala miyeti raculin. 100 adama selam verdik. 100 adamı selamladık. Evet. Şimdi tabii miyetün 100 olunca miyetani ne olur? 200. 200 olur. Miyetani ötre hali, miyeteyni esra hali. Üstün ve esra hali olmuş olur. Tabii ki diyelim ki yanında sayılan şeyi getireceğiz. Mesela 200 öğrenci getireceğiz. Hani muzaf muzafın ile durumlarını hatırlayın. Muzaf tesniye olunca nun düşüyordu. Mesela okulun iki öğretmeni diyeceksiniz. Muallimal medreseti. Muallimani değil yani. Nun gidiyor oradaki. Burada da öyle miyetani 200. Evet ama miyetani. Sayılan şey muzafın lek durumunda olduğu için. Böylece 200'de muzaf durumuna düştüğü için oradaki nun düşüyor. Dolayısıyla ne oluyor? Mi'eta talibin. Mi'eta talibin. 200 öğrenci. Tabii ki mi'eta dersek bu ref hali olmuş oluyor. Yani ötre durumu olmuş oluyor. Mesela 200 öğrenci geldi diyeceksiniz. Ca'e mi'eta talibin. Kim geldi? 200 öğrenci. Fail ötre durumu. Ekrana çevirelim. Evet. Nasb ve cer haline de ne düşüyor? Mi'eteyn. Peki yanına sayılacak şeyi getirdiğimiz zaman o da aynı şekilde nun ne yapmış olacak? Düşmüş olacak. Münzü mi'etey yevmin. 200 günden beri. Münzü mi'etey. Münzü'den sonra biliyorsunuz harfi cerlerde geçiyordu. Münzü değil mi? Hı hı. Arkadan mi'eteyni demiyoruz. Nununu düşürüyoruz. Mi'etey yevmin. 200 günden beri olmuş oluyor. Evet. Yüzün katları iki sayının birleşmesinden oluşur. Yüz ve binin katlarında da müzekkerlik ve müenneslik yoktur. Hem müzekker hem müennes için ortak olarak kullanılır. Evet bakalım. Miyetü talibin 100 öğrenci. Müennes için de aynı şeyi söyleriz. Miyetü talibeti. Efendim 200 öğrenci diyeceğiz. Miyeta talibin veya miyeta talibetin. Miyeta dersek ötre hali. Miyetey talibin dersek üstün ve esra hali. Miyetey talibetin aynı şey değil mi? İkisi için de kullanılıyor. Evet. Şimdi 300 deyince selasümiye. Selasümiye 300 demek. Selasümiyeti talibin 300 öğrenci. Müennesi selasümiyeti talibetin. İkisi için de aynı. Evet. 400 öğrenci diyeceğiz. Demek ki bakın ne oldu? Miyetün 100 oldu. Miyetani 200. Selasümiye 300. Erbaumiye 400. Hamsümiye 500. Sittümiye
600. Sebumiye 700. Semanimiye 800. Tisumiye 900. Elf 1000 olacak. Evet, şimdi yüzlüklerden tekrar örneklerimize devam ediyoruz. Erbeumiyeti talibin 400 öğrenci. Müennesi erbeumiyeti talibetin. Hiçbir fark yoktu. Yok. Müzekker ayrımı, müennes ayrımı yoktu. Hamsumiyeti talibin 500 öğrenci. Hamsumiyeti talibetin 500 kız öğrenci. Sittumiyeti talibin 600 öğrenci. Sittumiyeti talibetin 600 kız öğrenci. Sebumiyeti talibin 700 öğrenci. Sebumiyeti talibetin 700 öğrenci bayanlar için. Semanimiyeti talibin 800 öğrenci. Tisumiyeti talibin 900 öğrenci. Tisumiyeti talibetin dersek 900 kız öğrenci. Bir sonraki ekranımızı alıyoruz. Evet, İrab yani hareke cümle içinde olduğunda nereye veriliyor? Birinci sayının sonunda görülüyor. İkinci sayı daima mecrur oluyor. Bakalım. Kutiat, kata kesti. Kutya kesildi. Meçhul değil mi? Kutiat seb'umiyeti şeceratin fil hadikati. Seb'umiyeti şeceratin fil hadikati. Sayılan şey tekil esre teminli. Muzafın ileh gibi düşünülüyor. Bahçede, evet buraya tekrar dikkatimizi çekelim. Naibi fail gerekir meçhul fiile, evet. Değil mi? Hı-hı. Bakın şurada seb'a değil, seb'i değil. Hangisini kullanıyoruz? Seb'u. Birinci sayı bölümünde gösteriyoruz naibi fail olduğu için. Buradaki naibi fail 700 ağaç. Dolayısıyla şeceretin sayılan şey daima esre tenvinli. Böylece hareke birinci sayıda gösterilmiş oluyor. Buraya bakalım. Ra'aytu seb'amiyeti şeceretin fil hadikati. Ne demiş oluyoruz? Ra'aytu gördüm. Seb'amiyeti neyi gördüm? Ağaç. 600. 700. Seb'a neydi? 700. Seb'amiyeti şeceretin. Ağaç. 700 ağacı. 700 ağacı. Neyi sorusunun cevabı? Meful olduğu için. Mefulün harekesi üstün olduğu için burası seb'a. Diğerleri miyeti şeceretin. Evet, bahçedeki 700 ağacı gördüm. Sellemtü ala hamsimiyeti racülin. Ama burada da... Sellemtü ala hamsimiyeti racülin. Ne demek? 500 adama selam verdim. Evet, şimdi bakalım arkadaşlar 25, 115, 615 gibi sayıları nasıl söyleyeceğiz? Burada söylediklerimiz şu ana kadar neydi? Tam sayıydı değil mi? Evet. Tam sayıydı. Peki aralardan nasıl söyleyebiliriz? 25, 115, 615 gibi sayılar birbirlerine atıf harfi olan vavla bağlandıkları için bunlara matuf sayılar da deniliyor. Şimdi bakalım. Hamsetün ve işrune ne demek? 25. Hamsetün ve işrune 25. Dikkat. 115 diyeceğiz. Mi'etün ve hamsete aşara. Evet. 115 demiş olduk. Evet, 675 nasıl deriz? 600'ü söylüyoruz ilk önce. Sittümiye, sittümiye. Sonra 75'i söylüyoruz. Ve hamsetün ve seb'une. Hamse neydi? 5. Seb'une neydi? 70. Hamsetün ve seb'une? 75. Başa da 600'ü ekliyoruz. Türkçe'de olduğu gibi önce 600 sonra 75. Sittümiye ve hamse ve seb'un. Evet, 996 diyeceğiz. Tis umiye ne demek olur? 900. 900. 96 söyleyeceğiz bir de. Ve koyuyoruz araya. Ve sittetün. Ve tis une. Sittetün neydi? 6. 6. Tis une neydi? 90. 90. Sittetün ve tis une? 96. Demek ki başta 900 sonra da 96'yı söylemiş oluyoruz. Bir sonraki ekranımızı alıyoruz. Sayılan şeyin durumu son sayıya göre olacak. Yani aralardan şu kadar kalem, 105 kalem, 713 kalem nasıl olacak?
en son hangi sayıyı söylediysek, ondan sonraki sayılan şeyi bildiğimiz takdirde, bakın, sayılan şey son sayıya göre olacak. Mesela 105 kalem diyeceğiz. Mi'etün ve hamsetü aklamin. Hamsetü aklam. Mi'e kısmı 100 ve atıf harfi geldi. 105. Sadece 5. 3 ile 10 arası sayı olmuş olur. 3 ile 10 arası sayılan şey çoğul esre tenvinli geliyordu hatırlarsak. Dolayısıyla kalem müzekker olunca hani sayı bu sefer T'li oluyordu. Hamsetü aklamin, 105 kalem demiş olduk. Evet, 713 kalem dersek ne olur? 713 kalem dersek. Bakın, ilk önce 700 kısmını söylüyoruz. Seb ummiye 700 ve koyuyoruz araya. Ondan sonra 13 kısmını söyleyeceğiz. Selasetü, evet, selasete, aşara kaleme. Selasete aşara kaleme, selase aşara neydi? 13. Peki, 10 ile 99, daha doğrusu 11 99 arası sayılan şey tekil, üstün teminde oluyordu. Bakın burada da ne geldi? Selase aşara kalemen tarzında geldi. Diyelim ki 950 selasete aşara kalemen geldi. 954 kalem diyeceksek, o da aynı olur. Aynı şey olur. 900'ü söylüyoruz önce. Tis umiye, değil mi? Ve erbatun ve hamsune kaleme. Erbatun ve hamsune ne olur? Erbat 4, hamsun 50, erbatun ve hamsune 54. Peki 99'a kadar, 10'la 99'a kadar sayılan şey tekil, üstün tenvinliydi. Bakın burada ne geliyor o zaman? Kaleme. Erba ve hamsune kaleme. Bir sonraki ekranımızı alıyoruz. Evet, şimdi binler basamağına geldik. Elfün kelimesi madut olduğunda, yani sayılan şey olduğunda, mi'etü sayısından farklı olarak madut kurallarına uyar. Yani sayılan şeyin kurallarına uyar. 3 ile 10 arasındaki sayıların madudu olduğunda alaf, bazen de nadir olarak uluf tarzında gelir. 11-99 arasındaki sayılarda, hani mesela 99 bin diyeceksiniz ya da 54 bin diyeceksiniz. O zaman 10 ile 99 arası tekil üstün tenvinli olunca elfün değil, ne diyoruz? Üstün, tekil üstün tenvinli elfen, elfen şeklinde söyleyeceğiz. Yüzler basamağındaki sayılardan sonra da elfin. Yüzden sonrası hani tekil esre tenvinli oluyordu. Onun için elfin şeklinde gelmiş oluyor. Örneklerimize bakalım. Elfün neydi? Bin. Elfani? 2000. Elfani ötre hali, elfeyni üstün ve esre hali. Peki 3 ile 10 arası sayılan şey çoğul esre tenvinli değil mi? Evet. O zaman selasetü alafin. Selasetü alafin 3000. Erbatü alafin 4000. Hamsetü alafin 5000. Hamsetü alafin 5000. Peki 50 bin diyeceğiz. 50. 50 10'la 99 arasındaki sayı tekil üstün tenvinli geleceğine göre 50 bin hamsune elfen. Hamsune elfen. Peki 500 bin diyeceğiz. Yüzlüden sonra gelince esre tenvinli. Tekil esre tenvinli. Bu durumda 500 bin demek için hamsumiyeti elfin, elfin diyoruz. Evet, elf sayısından sonraki madut, yani sayılan şey aynı miyetü sayısından sonra, yani yüzden sonra gelen madut gibi müfret, nekre ve mecrur. Yani esre tenvinli. Evet, elfü senetin bin yıl demek. Kable elfi senetin ya da kable elfi amin. Bin yıl önce demiş oluyoruz. Bakın, kableden sonra geldiği için elfi esre olarak geliyor. Bir sonraki ekranı alıyoruz. Evet.
Ayrıntı arzu edenlere aynen 100 sayısı ve sonrasında olduğu gibi şöyle bilgiler sunulabilir. Bakalım. Elf-i Talib'in 1000 öğrenci. Elf-i Talibet'in 1000 kız öğrenci. Elfa Talib'in 2000. Hani Muzaffer Olunca'nın düşüyordu değil mi? 2000 öğrenci. 2000 öğrenci. Elfa Talibet'in yine 2000 bayan öğrenci. Selasetu alafi talibin. 3000 öğrenci. Selasetu alafi talibetin 3000 kız öğrenci. Erbatu alafi talibin ne oluyor? 4000. Erbatu alafi talibetin 4000 kız öğrenci. Evet. Semaniyeti alafin 8000. Talibini de koyarsak yanına 8000 öğrenci. Evet, 10.000 dersek aşratu alafi talibin. 10.000 öğrenci. Aşratu alafi talibetin 10.000 kız öğrenci. Evet, 100.000 diyeceğiz. 100.000 mi'etu elfi talibin. Evet, 100.000 gelen şey nasıl oluyordu? Tekil, esre teminli. Müennes için de aynı şey. Mi'eta elfi talibin. Mi'eta 200. Elfi bin. Burası da öğrenci. Mi'eta elfi talibin. 200.000 öğrenci. Selasü mi'eti elfi talibin. 300.000 öğrenci. Evet. 1.000.000 nasıl denilir? 1.000.000 elfi elfi. Evet. Milyon diye de söylenir. Onun çoğulu milyon. Melayin gelir. Arkasından da sayılan şey. Zaten yüzden sonra sayılan şey hep tekil, esre terminli. Evet, 1.000.000 öğrenci. Elfü elfi talibin demiş oluruz. Bayan içinde biliyorsunuz aynı şeydi. Elfü elfi talibetin kız öğrenci. Evet, milyar, milyar, 1.000.000.000 mesela öğrenci diyeceğiz. Milyar talibin. 1.000.000.000 öğrenci. Onun çoğulu milyarat olarak geliyor. Milyar talibetin 1.000.000.000 kız öğrenci içinde aynı şeyi söylüyoruz. Bir sonraki ekranı alıyoruz. Şimdi diyelim ki binler hanesinin matuf şekli. Tarih söyleyeceğiz mesela. 1989. Yazılış kaideleri falan kitapta daha geniş örneklerle sunuluyor. Ayrıntı isteyen arkadaşlarımız oradan daha rahat bakabilirler. Bakalım 1989. Önce neyi söylüyoruz? Elfün. Elfün neydi? Bin. Ondan sonra 900'ü söylüyoruz. Hep aralarda vav var arkadaşlar. Bakın. Elfün ve tisumiye. Böylece tisumiye neydi? 900. Geride ne kaldı? 89 diyeceğiz. Ve koyuyoruz araya. Ve tis atü ve semanune. 89. 1964 diyeceğiz. Bin ilk önce söylüyoruz. Elfün. 900. Tis umiye. 900. Ondan sonra da 64'ü söyleyeceğiz. Ve erbatun ve sittune. 64. 3543 diyeceğiz. Selasetu alafin. Böylece ne demiş olduk? 3000. Sırada 500 var. Ve koyuyoruz araya. Hamsumiye. Hamsumiye? 500. Onu söylemiş olduk. Sırada ne var? 43. Böylece araya bir vav daha koyup. Ve selasetü ve erbaune. Erbaune. Taliben. Şimdi sayılan şeyi burada bakın. Taliben dedik. Niye? Çünkü tekil. 43. Onla 99 arası sayılan şey tekil, üstün tenvindir. Yani sondaki sayıya göre sayılan şey değişiyor. Bakalım 10.543 nasıl deriz? 10.000. Şimdi buna göre diğerler de yapılabilir. Aşratu alaf 10.000 demek. Hani 3 ile 10 arasındaki sayılan şeyler çoğul, esre tenvinliydi. Aşratu alafin 10.000. 543'ü söyleyeceğiz. V koyuyoruz. Hamsumiye 500. Ondan sonra ne kaldı? 43. Ve selasun ve erbaune talibeten. Son sayıya göre olduğu için, 43 olduğu için dolayısıyla sayılan şey sondakine göre yapılır.
Selasun ve erbaune talibeten. Talibeten. Hani hatırlarsanız 10 ile 99 arasında eğer sayılan şey T'li ise onlar hani 3 ile 10 arası T'siz geliyordu. Erbaune'nin zaten müzekkeri mühennesi yoktu. Evet. Minli ifadeler bazen min ki buna minil beyaniye yani açıklama harfi denilir. Bu mini beyaniye kullanılarak da yapılır. Bakalım 3000 melek diyeceğiz. Selasetu alafin minel melaiketi. Meleklerden 3000. 10.000 mücahit diyeceğiz. Aşratu alafin minel mücahidine. Mücahitlerden 10.000 mücahit. Evet. Bir sonraki ekrana bakalım. Evet arkadaşlar kitabımızda rakamların nasıl yazıldığına dair ayrıntı var. Onlara bakabiliriz. Evet ve yine kitabımızın bundan sonraki bölümünde bütün bu geçen sayıların ne kadar Kur'an-ı Kerim'de hani örneği varsa kitabımızda da mevcut. Mesela bir tanesi buradan bakın baştan sona 3'le 1-2'den başlayıp karışık olarak Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetlerde geçti? Buradan 1-2 ayeti alıp bölümü kapatalım. Evet. Ve ilahukum ilahun vahidun. Estağfirullah. Ve ilahukum sizin ilahınız ilahun vahidun. Tek bir ilahtır. Bakın sıfat tamlaması gibiydi. 1 ile 2 hatırlayalım. Bu ayete bakalım. Hüvellezi o ki halakaküm sizi yarattı. Min nefsin vahidetin. Tek bir nefisten, tek bir candan yarattı. O sizi tek bir candan yaratandır. Niye vahidetin bir sıfat tamlaması olduğu halde? Çünkü nefs semai müennestir. Nefsin vahidetin geldi. Kısa bir aradan sonra tekrar görüşmek üzere. Tekrar birlikteyiz değerli izleyicilerimiz. Böylece sayıları bitirmiş olduk. Fakat sayıların geçtiği cümleler Kur'an-ı Kerim'de nerelerde varsa kitabımızın ilgili bölümünün sonunda hepsi bir arada verilmiş durumda. Onlara eğer dikkatle çalışırsak, alıştırmaları da dikkatle yaparsak Allah'ın izniyle öğrenilmeyecek hiçbir şey yok. Eğer maksadımız Kur'ansa, onu çalıştığımız saatler, zamanlar Allah'ın izniyle ibadet olur. Ve şimdi hemen arkasında da kitabımızın, evet, 409. sayfasında şu ana kadar yaptığımız bölümler emsile başlığı altında. İşte hangi konuları işledik? Fiil-i mazi, akabinde muzari, mastar. Bir fiil verilip sırasıyla ismi fail, ismi meful, cahtı mutlak, cahtı mustarak ne kadar işlediysek birer tane fiille, birer tane isimle örneklendiriliyor. Onun için onu oradan bakabiliriz. Çünkü kendi konularını kendi yerinde işlemiştik. Konularla ilgili genel değerlendirme alıştırmaları var. Akabinde şimdi yepyeni bir konuya başlıyoruz ve çok 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 önemli bir konu. Burada dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Evet, aksamı seb'a konusundayız. Arapça gramerin aksamı seb'a. Seb'a neydi? 7. Kısmın çoğulu aksam olarak geliyor. Aksamı seb'a da 7 kısım. Neyin 7 kısmı? Evet, fiillerle ilgili 7 kısım. 7 çeşit fiil göreceğiz. Esasen Arapçada fiiller ikiye ayrılıyor. Ya sahihtir. Evet. Ya içinde illet harfi vardır. İllet harfi dediğimiz elif, vav ya elif olur veyahut da olmaz. Demek ki içinde illet harfi varsa illetli fiil, illet harfi yoksa o fiil sahih nasıl fiil? Sahih fiil adını alır. Evet, sahih fiiller yani içinde illet harfi bulunmayan fiillerde 3 çeşittir. Salim, mehmuz, muzaaf fiil. Salim, şimdi az sonra hepsini tek tek açıklayacağız. Bir başlık söylemiş olalım şimdi. İlletli fiilleri de 4 bölümde işleyeceğiz. Misal fiil, yani başında illet harfi olacak. Ecdef fiil, ortasında illet harfi olacak. Nakıs fiil, sonunda illet harfi olacak.
Lefif fiilde iki tane illet harfi olacak bir fiilin içerisinde. Böylece bakın yedi çeşidi tamamlamış oluyoruz. Fiiller sembol olarak feale, feale vezninde, kelimesinde gösterilir. Feale, fe'si fa'el fiil, fiilin birinci harfini temsil eder. Fe'alenin aynı, aynel fiil denilip ikinci harfini temsil eder. Lamel fiil, lam harfi, fe'alenin l'si, fiilin üçüncü harfini temsil eder. Niye? Şimdi çeşitleri görürken bunu daha rahat anlayacağız. Evet, bir sonraki ekranımızı alalım. Bu fiilleri ve çekimlerini sırasıyla görelim. Demek ki ikiye ayırmıştık fiillerimizi. Sahih fiiller, illetli fiiller. Öncelikle neden başlıyoruz? Sahih fiillerden başlıyoruz. Evet, sahih fiil, birinci A şıkkı olarak salim fiil. Üç çeşitti, değil mi? Birincisi salim fiil. Kuruluşunda herhangi bir illet harfi, yani vav, ye, elif bulunmayan fiil. Başka ne bulunmayacak? Şedde. Evet, şedde de olmayacak. Başka? Hemze de olmayacak. Demek ki illet harfi yok, hemze yok, şedde yok. Eğer bir fiilde bu üçü de yoksa bu fiilin adına ne demişler? Salim fiil demişler. Böyle bir gruplandırma yapmışlar. Evet, örneklerimize bakalım. Mesela meşhur ketebe, değil mi? Ne ketebede mesela ne hemze var, ne şedde var, ne de illet harfi. Ne de illet harfi var. Evet, celese oturdu demek aynı şekilde. Fetaha açtı, onda da yok. Alime gördüğümüz gibi salim fiiller olmuş oluyor. Peki bunlardan hemen bir iki örnek verip diğerine geçiyoruz. Celesel evladu fil hadikati. Çocuklar bahçede oturdu. Evet. Bunun isim cümlesini yaparsak el evladu celesu fil hadikati. Çocuklar bahçede oturdu. Tek fark nedir? Eğer müstakillen fail varsa cümlenin içinde başa gelen fiil tekildir. Ama failden sonraya kalan fiil, bakın el evladu celesu'da olduğu gibi çekimli olarak gelir. Ama mesela el evladu olmasaydı tabii ki gene başa gelen fiil çekimli olabilirdi. Yani şu el evladu olmadığını düşünün. Celesu fil hadikati derdi. Evet. Bir sonraki ekranımıza bakalım. Evet, salim fiil ketebeyi çok çektiğimiz için artık onların çekimlerine gerek duymuyoruz. İkinci grup sahih fiilimiz mehmus fiil. Yani içinde illet harfi yok ama hemze var. İçinde hemze bulunan fiile mehmuz, yani hemzeli fiil denilir. Evet, hemze nerelerde olabilir? Üç harfli fiilde ya birinci harfi hemze olur, ya ikinci harfi, ya da üçüncü harfi hemze olur. Yani hemze fiilin başındaysa, faal fiil deniliyor bana. Fiilin fa harfi, yani birincisi, fealenin fe'si. Eğer böyle bir şey varsa mehmuzel fa. Mesela ehaze aldı fiili, ekele yedi fiili. Hemze eğer fiilin ortasındaysa, yani fealenin aynel fiil diyoruz ya, orta harfine. O zaman mehmuzel ayn denmiş. Orta harfi hemzeli anlamında. Buna örnekte se'ele sordu fiili. Hemze eğer fiilin sonundaysa, fealenin l kısmı, yani biraz önce dediğimiz, yani lamel fiilindeyse, o zaman ona da mehmuzel lam ismi verilmiş. Örneğin karae, karae okudu. Görüyorsunuz son harf hemzeli. Evet, mehmus fiiller daha ziyade birinci ve üçüncü baptan gelirler. Birinci bab mesela ketebe yektubu. Mesela bizimki de işte ehaze yehuzu, ekele yekülü. Ketebe yektubu'ya benziyor. Evet. Üçüncü bab neydi? Fetaha yeftahu. Yani mazisinin orta harfi üstün. Muzari'nin de orta harfi üstün. Se'ele yes'elü'de olduğu gibi. Kara'e yakra'u'da olduğu gibi. Bir sonraki ekranımızı alıyoruz. Evet. Bunlara örnek arkadaşlar. Mehmuzel fa, yani fa'el fiili, yani fiilin birinci harfi, bakın
hemzeli olan ekele fiili. Yedi manasında. Peki ekeleyi çekmeyeceğiz ama arkadaşlar neyi hatırlayalım? Ekelenin mazi çekimi pek de öyle zor bir şey değil. Ama muzari çekiminde ye ekülüğü çekerken evet tahtaya bir şey yazmamız gerekiyor. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Ye ekülüğü isterseniz birlikte çekelim hep beraber. Ye ekülü, ye ekülani, ye ekülüne, te ekülü, te ekülani, ye ekülne. Devam ediyoruz. Te ekülü, te ekülani, te ekülüne, te ekülüne, te ekülani, te ekülne. Ekülü. Dikkat. Şimdi orada bakın şaşırma oldu değil mi? Ekülü müydü? Evet. Bakın şimdi diyecektik ki işte yektübü'yü çektiğimizi farz edin. Ektübü, nektübü, nektübü. Hani mütekellim bölümünde. Şimdi burada otomatikman dediniz ki ekülü dediniz değil mi? Evet. Ekülü. Yani ben yiyorum diye. Halbuki iki hemze yan yana gelince uzatıyorduk. Arkadaşlar bir tane A etmiş oluyor. Dolayısıyla akülü diyeceğiz orada. Yani burada söylenmesi gereken bir farklı çekim burası. Ben yiyorum derken akülü. Mesela buna benzer yehuzu, ehaze, yehuzu aldı fiili. Ben alıyorum demek için yehuzu o alıyor. Ben alıyorum ehuzu demeyeceğiz, ahuzu diyeceğiz. Mesela emera yeemuru, eemuru demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Amuru, ben emrediyorum derken amuru söyleyeceğiz. Burada söylenecek tek şey o. Diğerlerini normal olarak çekebiliyoruz. Şimdi tekrar buna göz attıktan sonra bakın yanında mazi meçhulleri de var. Ekele yedi. Yenildi demek için meçhulle nasıl yapıyorduk? Ekele. Ükile. Ükile. Yani ketebe, kütibe gibi. Ye ekülü muzarisi geliyor. Ye ekülünün meçhulü nasıl yapılır? Yani yer ye ekülü. Yenilir demek için yükelü. Tıpkı ne gibi? Yüktebu gibi. Eğer ketebeyi iyi biliyorsak bunları da ona ne yapabiliriz? Uygulayabiliriz. Evet bakın mesela ezine fiili izin verdim. Nasıl meçhul yapılır? Ezine. Üzine. Burası izin verdi. Üzine ne olur? İzin verildi olur. Yezenu muzarisi bunun meçhulü nasıl gelir? Yüzenu. Yüktebu gibi değil mi? Yüktebu nasıl yazılırsa yü üzerinde ne manaya geliyor? İzin verilir manasına geliyor. Evet peki ismi fail. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsini göreceğiz. Yani mazi de var, meçhul de var, muzari, muzari meçhul. Aynı şekilde ismi fail. Dolayısıyla eskiden gördüklerimizi şimdi aksam-ı seb'a dediğimiz her türlü fiilde ne yapacağız? İnşallah göstermeye çalışacağız. Ekele yedi. Mesela ketebin ismi faili neydi? Ketebin ismi Katibin. Faili. Katibun. Peki ekelenin ismi faili ne olur? Akilun olur. Evet. Akilun. Akilun. Peki emeranın ismi faili ne olur? Amirun. Amirun. Amir. Bakın oradan geliyor emreden manasında. Peki ezinenin ezine izin verdi. Onun ismi faili nasıl gelir? Azinun, izin veren manasında. Ekele, ye ekülü. Peki ismi meful nasıl yapılıyordu? Bakın isterseniz gene ketebeyi hatırlayalım. Ketebe yazdı. Yazılan, yazılmış manasında mef'ulün sigasına sokuyorduk. Mektubun diyorduk. Peki ekelenin yedi, yenilmiş, yenilen demek için me'kûlün diyoruz. Evet, me'kûlün, yenilen manasında. Peki, emri hazırını hatırlayalım. Evet, arkadaşlar emri hazır. Buraya ye'kûlüyü alıyoruz. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Gene ketebe yektubu'dan alalım. Mesela emri hazır nasıldı? Ketebe yektubu. Yektubu, hani biliyorsunuz muzari'den yapılıyordu emir. Orta harfe bakılıyordu. Orta harf ötre ise muzarat harfi gidiyordu. Onun yerine hemze geliyordu. Orta harf ötre ise hemzenin hareketi ötre. Aksi takdirde esre oluyordu. Sonunu ne yapıyorduk? Cezim. Cezim yapıyorduk. Demek ki üktüp, yaz değil mi?
Peki buraya gelelim. Şimdi bunun emri hazırını yapalım. Y'yi atıyoruz. Burası Y ekülü. Y'yi atıyoruz. Onun yerine hemze koyuyoruz. Değil mi? Evet. Orta harf ötre aldığı için burası da ötre. Son da cezim oldu. Peki ü ükül dillerine ağır gelmiş arkadaşlar. Kül. Dolayısıyla bunları atalım demişler. Ve geride ne kalmış? Kül. Peki muhataba yapılan bu emri hazırı nasıl çekeriz? Kül dedikten sonra gerisi kolay. Bir sonraki ekranımızı alırsak. Evet. Kül, küla, külü, küli, küla, külne. Kül sen ye. Küla ikiniz yiyin. Külü sizler yiyin. Küli sen bayana sen ye. Küla ikiniz yiyin. Külne sizler yiyin. Evet. Ezine ye ezenden. Bakın emir yaparken arkadaşlar. Ezine ye-zeno. Ye-zeno. Bakın. Şimdi orta harf. Mesela fetaha yeftahu'yu düşünelim. Y'yi attık. Hani bunu verebilmek için daha rahat hatırlarız diye. Şöyle bir buradan yapalım. Yeftahu. Y'yi attık. Yerine hemze koyduk. Orta harf üstün olduğu için hemzenin harekesi ne oldu? Esra oldu. Esra oldu. Sonunda cezim yaptık. Hatırlayalım. Çekimini hatırlayalım. İftah. İftaha. İftahu. İftahi. İftaha. İftahne. Şimdi aynı formülü buna uygulayalım. Ezine ye'zenu. Emir yapmak için muzari harfini atıyoruz. Orta harf üstün olunca esre olacak. Dolayısıyla sonu da nasıl gelecek? Cezim yapıyorduk. Bakın. Evet. İzen diye bunu kolay tarzda söylemişler. Buradan da takip edebiliriz. Bakın. İzen. Ezine ye'zenu. Bunu okuyabilmek için i demek zor olacağı için. Hani bizde de öyle bazı şeyler söylene söylene o tarzda oturur. Yani postahane demeyiz de postane deriz. İzen demektense kullanımda izen haline gelmiş. Çekimini nasıl yaparız? İzen. İzena. İzenu. İzeni. İzena. İzenne. Yani söylemeye gerek var mı? Muhataba yapılıyor. İşte izen sen izin ver. İzeni dersek bayana sen izin ver. Tesniyeler aynı. İzenu siz erkekler izin verin. İzenne siz bayanlar izin verin. Evet izen. Fiilin son harfinin dolayısıyla da tesniye cemi müennes nunuyla bir araya gelince şeddeli olarak yazılıyor. Bir sonraki ekranı görelim. Evet. Bir dahaki dersimizde mehmuzel ayn yani se'ele fiilinde olduğu gibi orta harfi hemzeli olan fiili ve örneklerini işleyeceğiz. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Çok değerli izleyenler.